Biz Kur'an'ın en güzel tefsirini Risale-i Nur olarak biliyoruz. Ne demek en güzel tefsiri? Kur'an'ı bize yansıtan bir özelliği var Risale-i Nur'un. Yani güneşi biz aynadan görmüyoruz. Güneşin bizzat kendisini görüyoruz. Yani meyveyi gidip de pazardan, manavdan almıyoruz. Meyveye gidiyoruz, ağacını görüyoruz, ağacından alıyoruz. Ve bir meyveyi sadece bir bahçede bir meyve yok. 10, 20, 30 çeşit meyveler var. Oradan iştahımızı açacak ve çok sevdiğimiz lezzetli bir meyveyi alıyoruz. Güneşi biz görmüyoruz. Güneşin ışıltısıyla, güneşin ışığıyla, güneşin yedi rengiyle görüyoruz. Şimdi burada ışık olmasa burada hiçbir şey yok. Ne siz varsınız ne ben varım. Hiçbir şey yok. Yani biz Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanıyacağız? Her gün okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an-ı Kerim'de 114 yerde geçiyor. Ne demek Rahman ve Rahim? Az önce namazda okundu. Huvallahu lezî lâ ilâhe illâhu el-melk, el-kuddûsus, selâmül, mü'minül, mü'eymidül, azizül, cebbarül, mütekebbir. Allah'ın 9 tane ismini bir ayette sayıyor. Ne demek bunlar? Yani Allah'ın aziz olması, mütekebbir olması, mü'eymin olması bize ne anlamı? Allah'ın mü'min olması. Allah mü'min değil mi? Bize mü'miniz. Yani Allah güven verir. Mü'min güven demek. E biz de mü'miniz. Şimdi bunun neresindeyiz biz yani? Allah da mümin, biz de müminiz değil mi yani? Yani Kur'an-ı Kerim bize Allah'ı anlatır, her ayette Allah'ı anlatır. Risale-i Nur da bunu anlatıyor bize. Diğer tefsirler farklıdır. Diğer tefsirler arkadaşlar, bilgi var bakınız. Hasbelkader benim işim bu. Arapçası, Türkçesi okuyoruz. Tefsirlerde bilgi var. Risale-i Nur'da ne var? Risale-i hakikat var. Hakikat var. Bilgi ayrı, hakikat ayrıdır. Yani birisi sana balı anlatır. Sen de böyle iştahın açılır ama Risale-i Nur balı anlatmaz, balı tattırır. Veya birisi size Kabe'yi anlatır. Şöyledir, böyledir, işte Hacerül Esved, Cükriye Mâlisi, tavafı mavafı anlatır. Risale-i Nur seni götürür, Kabe'nin içine bırakır. Diğer kitaplarda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatılır. Siyer anlatılır, doğumu anlatılır, çocukluğu anlatılır, gençliği anlatılır. Ama Risale-i Nur bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza oturtur. Asr-ı saadete, cesirete, araba gideriz, onu ziyaret ederiz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yüz olursun. Diğer kitaplar bize melekleri anlatır. Tefsirde hepsi anlatır. Ama Risale-i Nur yanımızda meleklerle bizi konuşturur. Cebrail aleyhisselamla, İsrafil aleyhisselam, Mikail aleyhisselamla. Yani meleklerle konuşuruz biz. Risale-i Nur'un bu özelliği var. Diğer kitaplar kaderi anlatır ama Risale-i Nur bize kaderi yaşatır. Diğer kitaplarda ahiret vardır, ölüm vardır, kabir vardır, cennet, cehennem, azap, mükafat var. Ama Risale-i Nur imanda bir cennetin olduğunu, küfürde bir cehennemin olduğunu. Yani biz dünyada bize cenneti yaşatır arkadaşlar. Bize Risale-i Nur cehennemi anlatır. Küfre girmeyiz, harama girmeyiz, değil mi yani? Günahlara girmeyiz. Niye girmeyiz? Çünkü içinde cehennem var. Hazreti Ali'ye sormuşlar, sen Allah'ı gördün mü demişler. Ben görmediğim bir şeye inanmam mıymış Hazreti Ali? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. İslam nedir, iman nedir diye hani gelip soruyor Cebrail aleyhisselam. Peygamberimiz İslam'ı anlatıyor, İslam'ın şartlarını anlatıyor. İman nedir, iman şartlarını anlatıyor. Ondan sonra da ihsan nedir? Bel ihsan. En te'abidallah kendike terafe enlem tekün terafe enlüve yerek. Allah'ı görür gibi Allah'a ibadet etmendir. Sen onu göremiyorsan Allah seni görüyor. Bakın Risale-i Nur bize Allah'ı gösterir. Allah'ı görür gibi oraya inanırız. Biz Allah'ı görmüyoruz ama Allah bizi görüyor.